أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته İbn-i Hibban'ın El-Musnedu Sahih Al-Taqasim Al-Anva adlı müsnedini okumaya devam ediyoruz. İbn-i Hibban bu müsnedini Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini 5 temel kısımda topladığı, sonra bunları çeşitlendirdiği bir kısımlar ve çeşitler üzerine kurmuş. Kitabın adını da bu yüzden At-Taqasim ve'l-Enva kısımlar ve çeşitler olarak isimlendirmiş. 5 kısım emirler, yasaklar, haberler, mübahlar ve fiiller olmak üzere. Emirler ve yasaklarda 110 çeşit, haberlerde 80 çeşit, mübahlar ve fiillerde de 50'şer çeşit. Kitap toplamda 5 kısım 400 çeşit. Emirler ve yasakları okuduk. Şu an hala haberlerdeyiz. Haberlerin 9. çeşidindeyiz. Ennevut tasi'u 9. çeşit. İhbaruhu sallallahu aleyhi ve sellem. Salat ve selam üzerine olsun. Onun haber vermesi an fada'ili akvamin bazı kavimlerin faziletleri hakkında bi lafzil icmali, icmal lafzıyla, yani mücmel bir lafızla, min gayri zikri esmaihim, adlarını anmaksızın, isimlerini dile getirmeksizin, belli topluluklar hakkında genel olarak Resulullah'ın hayır konuştuğu veya bilgi verdiği malumatları İbn-i İbam burada toplamış. 3581 nolu hadiste mi kalmıştık yoksa 3582'yi de okuduk değil mi? 83'te kaldı. Peki. Zikru vasiyetil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyeti ümmetahu ümmetine vasiyeti bil afvi an musi'il ansari. Ensar'ın olur da kötü davrananlarına karşı affedici olmalarını vel ihsani ila muhsinihim ve iyi davrananlarına da iyi davranmalarını ümmetine vasiyet ettiğine dair rivayet diyor İbn-i İbban. Yani Ensar'ın kötüsüne affedici olun, iyisine de iyilikte bulunun şeklinde bir talebi veya vasiyeti var İbn-i İbban'ın deyimiyle ümmetine Hazreti Peygamber'in. 3583 Akhberena Ahmed ibn Ali ibn el-Musenna bize Ahmet bin Ali bin el-Musenna haber verdi. Haddesena Mus'ab ibn Abdullah ibn Mus'ab el-Zubeyriyyu bize Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab Ez-Zübeyri anlattı. Haddeseni ebi, bana babam anlattı. An Kudame ibn İbrahim'e, o da Kudame bin İbrahim'den kâle dedi ki Ra'aytul Haccaca, Haccacı gördüm. Yadribu Abbas ibn Sehlin, Abbas bin Sehli dövüyordu. Fi İmrat ibn Zübeyri, İbn-i Zübeyr'in emirliğinde, onun döneminde
Haccac demek geldi o bölgeye, egemenlik kurdu ve yakaladıklarından birisi Abbas bin Sehl onu darp ediyormuş. فَأَتَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ derken Sehl bin Sa'd çıka geldi. وَهُوَ شَيْخٌ كَب۪يرٌ o yaşlı bir adamdı o esnada. Yaşlı böyle iri yarı bir adam herhalde yaşlıca. لَهُ دَف۪يرَتَانِ saçlarında böyle iki tane örgüsü var. Başında iki örgü saçlarını örmüş. وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ üzerinde iki kıyafet var. اِزَارٌ وَرِدَاءٌ bir izar ve rida. Yani alttan bir parça kıyafetle, üstten ayrı bir parça, ayrı bir kıyafetle. فَوَقَّفَ بَيْنَ السِّمَّاطَيْنِ iki saf arasında durdu Haccaca karşı. فَقَالَ dedi ki يَا حَجَّاجُ ey Haccac أَلَا تَحْفَظُ ف۪ينَا وَصِيَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizim hakkımızda yani Ensar hakkındaki vasiyetini tutmaz mısın? فَقَالَ bunun üzerine Haccac dedi ki وَمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف۪يكُمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin hakkınızda ne vasiyette bulundu ki? Diye sordu. Kale dedi ki اَوْصَى اَنْ يُحْسَنَ اِلَى مُحْسِنِ الْاَنْصَارِ Ensarın iyilerine iyi davranılmasını وَيُعْفَى عَنْ مُس۪يهِمْ kötülerinin de bağışlanmasını vasiyet etmişti diye karşılık vermiş. Artık bu vasiyeti ve hadisi duyunca Haccac vasiyete kulak verdi mi? Yoksa işine devam mı etti? Hadisin devamı yok. Bu kadar bilmiyoruz. Bu rivayet nerede var? 3590 numarayla El-Buhari, Buhari'de varmış. İmam Buhari Sahihinin Fadailu Sahaba, Sahabenin Faziletleri adlı kitabında bunu vermiş. Bab başlığı olarak da قَوْلُ النَّب۪يِّ sallallahu aleyhi ve sellem اِقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُس۪يهِمْ kötülerini, kötülerinden sarf-ı nazar edin, vazgeçin, iyilerini kabul edin. İyilerini kabule, yani iyilerine, ensarın iyilerine iyi, kötülerine affedici olun hadisinin bir başka lafızları olsa gerek bu ifadeler. Sıradaki hadisimiz 3585. Yok 3584. Zikrul beyani açıklayan bir hadis. Bi ennel ensara ensarın كانت كريشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبته. Ensar'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özeli ve aibetehu yani A takımı olduğuna dair evet gözdeleri evet. Ensar Resulullah'ın özeli ve gözdesiydi. Buna dair bir hadis demiş İbn Hibban başlık olarak. 3584. أخبرنا أحمد بن الحسن الجرادي بالموصلي. İbn Hibban diyor ki bize Ahmet bin el-Hasan el-Cerradi Musul'da haber verdi. حدثنا محمد بن المثنى bize Muhammed bin el-Müsenna anlattı. حدثنا غندر bize Gundar anlattı. حدثنا شعبة bize Şube anlattı. قال dedi ki سمعت قتادة يحدث Katade'yi işittim. Anlatıyordu ki عن Enes o da Enes'ten أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki إن الأنصار كرشي وعيبتي muhakkak ki Ensar benim özelim ve gözdelerimdir.
وَاِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ İnsanlar çoğalır ve azalırlar. فَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ İmdi sizler ensarın iyilerinden kabulledin, yani iyileri ne iş ederlerse kabul edin onların davranışlarını. وَعْفُوا عَنْ مُسِئِهِمْ Kötülerinin de davranışlarını bağışlayın, affedin anlamında. Bu hadis nerede varmış? Demin kaynak olarak söylediğim aslında bu hadisin kaynağıymış. Yani bu Buhari'de olan bu hadis. Deminki hadis nerede vardı o zaman? Deminki hadis ne Buhari'de varmış ne de Müslim'de varmış. Elbani deminki hadisle ilgili sahih notunu düşmüş. Böylece düzeltmiş olalım. Sıradaki hadisimiz 3585. Yani adam öldürürlerse mesela gibi mi soruyorsunuz? Yok, bu musi dedi yani seyyiat. Bunlar neye tekabül eder? Ufak tefek kötü davranışlara tekabül eder. Yani öyle sizin dediğiniz tarzda değil bunlar. Musi dedi yani kötü davranış işte. Ne bileyim yola çöp atmış. Kaba davranmış. Böyle ufak tefek şeyler bunlar. Yoksa öyle cezası hadle sabit olan bir şey olursa yani cinayet gibi ondan sonra onlarda elbette ki Allah Azze ve Celle'nin neyse tatbik edilmesini istediği ceza tatbik edilir. Resulullah hayattayken nasıl en sevdikleri bile olsa araya girenler çok hatırlı kimseler bile olsa yani bunu asla şey yapmazdı, müsamaha göstermezdi. Cenab-ı Hakk'ın hududu konusunda Hazreti Ayşe diyor ki çok şiddetliydi. İnsanlarla olan ilişkisinde, insanların hukuku konusunda kendisiyle alakalıysa mesele çok bağışlayıcıydı. Hiç şey yapmazdı. Ama Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları konusunda son derece rigid bir tutum, katı bir tutum sergiliyordu Resulullah. Şimdi onun kalkıp ensara hani ne yaparlarsa yapın, ya yaparlarsa yapsınlar, affedin demiş olmasını beklemiyoruz. Bu musi dedi, seyyiat yani küçücük şeyler bunlar. Bunu şey yapmayın, bağışlayın onları, hoş görün anlamında bir şey bu. Olsa gerek, başka türlüsü olamaz çünkü. Yani öyle olsa gerek çünkü İbn İbban sıralıyor bu hadis. Genel görünüm de az çok böyledir. Yani Akabe'ye katılanlar Ensar içerisinde daha öndeler tabii. Bedre katılanlar, ondan sonra Uhud'a katılanlar, muhacirler arasında da öyle. Yani önce hicret edenler, iki kez hicret etmiş olanlar, hem Habeşistan'a hem Medine'ye, fetih öncesi infak edenler, sonra infak edenler, bunları Cenab-ı Hak da ayırıyor bahsettiğiniz ayette. Tabii yani onların da kendi içerisinde sahabe deyince hepsi bir tırnağın dişlileri gibi değil, tırnak diyorum, tarağın dişlileri gibi değil. Farklı farklı Allah'ın bütün kulları biri diğerinden derece ve mertebe olarak farklı olabilir. Resulullah'ın ensara olan şeyi ise kanımca hani yer ve yurt açtılar, imkanlarını paylaştılar. Yarın muhacirler egemen olur da hani ensarı o geçmiş günlerin hatırasını bütünüyle hiçe saymasınlar. Onların belli bir böyle şeyi olsun.
ne diyelim, ayrıcalığı, değeri olsun diye vasiyeti bu yani. Ensara dikkat edin, ezmeyin Ensarı. Ben öyle sanıyorum ki, hani bırakın tolerans göstermeyi, ezmeseler bile Resulullah fit olacak gibi. Çünkü o önceki gördüğümüz hadislerde Ensara ne diyordu? Çok tarafkirlikler göreceksiniz, ne olur sabredin. Ne demek? Ezileceksiniz yani. Birileri, Mekkeliler alıp başlarını gidecekler, üstünlük, hegemonya kuracaklar üzerinizde diye. Bunu Resulullah ister vahiy bilgisiyle olsun, ister ön sezisiyle olsun kestirmiş gözüküyor. Basiret de olur tabi. Sıradaki hadisimiz kaçta? 3585 nolu hadis. Zikru iradetil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin iradesi, temennisi, beklentisi en yaudde nefsehu minel ansari. Ensardan sayılmak hususunda. Levler hicretu. Hicret olmayaydı. Hicret olmayaydı, ensardan sayılmak noktasındaki Resulullah'ın temennisi demiş, dileği demiş, iradesi demiş İbn Hibban. Evet, daha önce benzer bir hadis okuduk ama bu kez İbn Hibban bu başlığı yine daha önce benzerini okuduğumuz bir hadise atmış. 3585. Akhbarana Muhammed ibn Abdurrahman es-Sami. Bize Muhammed bin Abdurrahman es-Sami haber verdi. Haddathana Yahya ibn Eyyub el-Makabiri. Bize Yahya bin Eyyub el-Makabiri anlattı. Haddathana İsmail ibn Ca'far. Bize İsmail bin Ca'far anlattı. Akhbarani Humeydun. Bana Humeyd haber verdi. An Enes'in, o da Enes'ten. Kale, dedi ki, قَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerini taksim etti. فَاَعْطَ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِئَةً مِنَ الْاِبْلِ. Akra bin Habis'e 100 deve verdi. Veya develerden 100 tane verdi. Ve Uyeyne bin Bedr'in 100'ten minel ibli. Uyeyne bin Bedir'e de yine develerden 100 tane verdi. Ve zekara neferen minel ansari. Ensardan bazı kimseler bu durumu dillerine doladılar veya dile getirdiler. Fekalu, dediler ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, tu'ati ganaimana kavman taqturu suyufan suyufuna min dima'ihim. Ganimetlerimizi öyle kimselere veriyorsun ki kılıçlarımız hala onların kanlarıyla damlıyor. اَوْ يَهُدْ تَقْتُرُ دِمَاءُهُمْ مِنْ سُيُوفِنَا. Veya kanları kılıçlarımızdan ötürü damlıyor. Nasıl dedilerse ravi tereddüt etmiş, her ikisini de yazmış. فَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ. Bu söz Resulullah'ın kulağına gitti. فَجَمَعَ الْاَنْصَارَ. Ensarı topladı. فَقَالَ, toplamışken onları. فَقَالَ, dedi ki onlara, هَلْ ف۪يكُمْ غَيْرُكُمْ. Aranızda yabancı var mı? Fekalu, dediler ki, la, hayır. Gayra bni uhtina. Bacımızın oğlu hariç. Aramızda yabancı yok. Bir tek bacımızın oğlu var. Kale, o da dedi ki, İbnu uhtil kavmi minhum. Bir kavmin bacısının oğlu onlardandır. Bununla Resulullah'ın kendisini kastettiği anlaşılıyor. Onlar da Resulullah'ı kastettiler. Yani aramızda ensardan gayrısı yok. Bir tek bacımızın oğlu var. Anne tarafından Resulullah'a işaret ederek, yabancı varsa sensin aramızda, dediler. O da dedi ki, bacı oğlu o kavimdendir, dedi. Yabancı değildir.
İbn-i İbban da buradan yola çıkıp başlık atmış. Resulullah'ın dileği onlardan olmaktan yana. Çünkü ensardan saydırıyor kendisini. Bacıoğlu da kavmin kendisindendir diye. Thumma kâle, sonra dedi ki, ya me'aşaral ensari, ey ensar topluluğu, emâ tardavne en yezheben nâsu bid-dunya. Razı olmaz mısınız? İnsanlar dünya ile gitsinler. Dünyalık şeyleri alıp gitsinler. Ev bişşâi, yahut koyunları alsınlar gitsinler. Vel ibili, develeri alsınlar gitsinler. وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Siz de Muhammed'i alın gidin, salat ve selam üzerine olsun. اِلَى دِيَارِكُمْ, yurtlarınıza. İnsanlar yurtlarına develerle, koyunlarla gitsinler. Siz de Allah'ın Resulünü aranıza alın götürün. Razı değil misiniz diye sordu. قَالُوا, dediler ki, بَلَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ, elbette razıyız ey Allah'ın Resulü. فَقَالَ, bunun üzerine dedi ki, وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ه۪ Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, لَوْ أَخَذَ النَّاسُ وَادِيًا, insanların hepsi bir vadide toplaşsa, وَأَخَذَ الْاَنْصَارُ شِعْبًا, ensar da bir köşeye çekilse, لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ, ben de ensarın köşesine çekilirim. El-ensaru kerişi, ensar benim özelimdir. Ve aybeti, ensar benim gözdelerimdir. Yakın çevremdir. A takımımdır. Ve levlel hicretu, eğer hicret olmayaydı, lekuntum ra'en minel ansari, o zaman ben de ensardan biri olurdum. Demiş. Salat ve selam üzerine olsun. Bu hadis Buhari'de var. Numarası 3568. İmam Buhari hadisi yine Fadailus Sahabe, sahabenin fazileti. Elhamdülillah. Adlı bölümde vermiş. Ehdina ve ehdiyekumullah. Bab başlığı olarak da kavlun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü. Levlel hicratu lekuntum ra'an minel ansari. Hicret olmayaydı, ben de ensardan biri olurdum diye bu başlığı, bu sözü başlık yapmış İmam Buhari kendisine. Gelelim sıradaki hadise. Ne oluyor? Hocam bir şey başka bir şey. Bunlar şimdi ensar muhacir olarak görüyorlar ama 100 deve bir kişiye vermek, biz bunu o sahip tahsil etsek bu adresi buluruz. Yani herkes 100 verilmiyorsa niye bunlara 100 versin? Belki ki eşit olsunlar. Yani ne eşiti bu? İşinizi zekat verirken bile 100 deveniz olsa hepsine bir adama mı verirsiniz? Ya onu biz 5 kişiye bölelim. Onu 5 kişi istifade etsin dersin. Yani dengesiz dağıtım gibi gözüküyor başka bir gibi. Yani dağıtım dengesiz zaten Resulullah da kabul ediyor. Ama bunu stratejik olarak yani yaptım. Yani 100 değil de 20 verseydi. Tabi toplam büyüklüğü bilmediğimiz için böyle konuşuyoruz. Toplam büyüklük eğer topu topu 300 deve ise 100 deve birine, 100 deve birine, kalanları da üçer beşer deve millete ise bu orantısız olur. Dengesiz değil, orantısız olur. Ama toplam 3-5 bin deve ise o zaman 100 deve birine verilmiş olması çok dikkat çekici olmaz. Bilmiyoruz biz. Şimdi toplam büyüklüğü ben bilmediğim için oradaki 100 deve. Bir de rivayetlerde geçen sayılar da bir miktar takviye görmüş olabilir. Yani bu 100 değil de 40 devedir mesela. Hani Resulullah öyle orantısız dağıttı ki işte ensarın canını yaktı diye ravinin biri bunu 40 değil 80 hatırladı veya 100 olarak yazdı. Olabilir. Bizim bilmemiz gereken Allah'ın ve Resulünün payına düşen
bu paydan, beşte birlik paydan veya feyden Resulullah'ın bir miktar stratejik davranıp bazı kimselerin kalplerini telif etmek üzere kendilerine verdiği ve bunun ensarı, bazı genç ensarda rahatsızlık uyandırdığı olay aslı itibariyle böyle. Resulullah da böyle cevap vermiş onlara. Millet koyunla, inekle, deveyle yurduna dönsün. Siz Allah'ın elçisiyle dönün. Razı değil misiniz diye. Şu da olabilir. Allah'ın elçisi salat ve selam üzerine olsun. Yani bu davranış ile geçen derste de buna kısmen değindik. Yani yöneticinin bazı davranışları, yani eğer ona kalan keyfiyet alanı içerisindeyse yaptığı bir strateji olabilir, bir hamle olabilir. Bazı zamanlarda yönetici bunları açık el oynayamayabilir. Yani açık açık göstere göstere, çünkü bir düşman şeyine karşı gizli yürütüyor olabilir bu stratejisini. Dolayısıyla onun tasarruf alanı içerisindeyse, ki bu öyleydi, Cenab-ı Hak beşte birlik payı ve feyi ona bıraktı tasarrufunu. Artık şeyin, tebaanın yöneticinin bu irade tasarruf alanına karşı tahammüllü olması gerekir. Ki bu Resulullah örneğinde Allah'tan zuhur etmiş ki, hani örneğini verebiliyoruz. Resulullah açık açık söylüyor, ben stratejik olarak böyle davrandım. اَتَأَلَّفُهُمْ Onların kalplerini telif etmek için yaptım bunu diyor. Demek ki bir devlet yöneticisi samimiyetini bilmediği, hatta samimiyetsizliğini bildiği bir adamı liderlik konumundan ötürü eğer farklı pozisyon alırsa devlet açısından daha riskli olur. Zafiyeti ne? Para. O zaman ben kendisine bir miktar para vereyim. Kalplerini ısındırayım. Ve bu hamleyle onu bu tarafta tutayım. Bir süre sonra zaten genişleme devam ettiği zaman onun ehemmiyeti kalkacak. Şu an anahtar rolünde. Şu an kritik. Yani Mekke, şu anda Mekke yeni fethedilmiş. İslam orduları Medine dışına yeni yeni taşıyor. Hani Medine'ye siz dönünce peşiniz sıra oradaki hakimiyetinizin, egemenliğinizin sürmesini planlıyorsunuz. Sizden sonra bir darbeyle tekrar adamların iş başına gelmeleri hoş olmaz. İslam'ın kökleşmesi vesaire bekliyorsunuz. Başkaldırıda bulunabileceğini düşündüğünüz insanların gözünü doyuruyorsunuz. Resulullah bunu yapar mı? Yapmış. Daha farklısı var. Hendek'te Gatafanlara şeyi teklif edelim diyen de Resulullah'tır. Medine'nin hurmasını teklif edelim bir senelik diye. Kuşatmayı kaldırsınlar, ayrılsınlar kuşatmadan. Çünkü onlar Araplara eşlik ettiler, katıldılar. Ne için geldiler? Mekke'nin hurmaları için geldiler. Medine'nin hurmaları için geldiler. Resulullah dedi ki bu karşı gelen grup, Medine'yi kuşatan grup heterojen. Yani Mekkeliler ölçlerini almaya geldiler ama Gatafanlılar, diğer Araplar, onlar ganimet için geldiler. Kolay lokma dediler. Ganimet için geldiler. Dolayısıyla kuşatma devam ediyor. Medine tehlike altında, İslam toplumu risk altında. Gelin bu diğer Araplara Medine'nin bir senelik mahsulünü teklif edelim. Ne karşılığında? Kuşatmayı kaldırsınlar. Yani Kureyş'ten ayrılıp gitsinler. Ensar bunu duyunca çok şaşırdılar mesela. Dediler ki ya Resulallah, biz cahiliye zamanındayken, yani Allah peygamber bilmez zamanlarımızda, Medine'nin kuralı şuydu. Bir adam Medine'ye ya misafir olarak gelir, oturur bir hurmamızı yer. Yok, gelip Medine'nin hurmasını zorbalıkla yiyecek adam ancak kılıcımızı yerdi. Başka yolu yok. Yani biz savaşçı bir milletiz. Zorla bizim elimizden kimse bir tane hurmamızı almadı. Şimdi Allah bizi İslam'la şereflendirdi. Dünkü cahiliyeden çıktık, izzetimize kavuştuk, onurumuza kavuştuk. Biz nasıl dediler şey yapacağız? Yani
hurmamızın yarısını, hurmayı teklif edeceğiz Araplara ki kuşatmayı kaldırsınlar. Ölürüz daha iyi. Resulullah dedi ki benimki teklif. Yani ben sadece teklif ettim. Uygun görmüyorsanız vazgeçtim dedi. Yani Resulullah'ın stratejik davranabildiğini, karşı cepheyi bölmek noktasında hamle yapabildiğini, malı önemsemediğini burada da görüyoruz, orada da görüyoruz. Maksat bence sonraki liderlere strateji öğretiyor. Yani biz Allah Azze ve Celle bize yardım eder deyip sırtını uyuyup hiçbir tedbir almayan, tedbiri askeri de alırsın, mühimmat olarak da alırsın, nefer adedi, binek sayısı. Ama bir de bunun politik tarafı var, siyaset tarafı var. Bu anlamda da tedbiri almak durumunda. Ve Resulullah vahiy alan biri olmasına rağmen bunları maksimum düzeyde aldı. Ve böylece liderlere, sonraki liderlere bunu bence öğretmiş oldu. Hocam oraya geçmeden, yani bu hakikaten ikna olamadım ben bu tavırdan. Bugün bunu örnek aldığını söyleyen bir lider, bugün kendi yanlış hareketleri veya başka türlü yakınlarında veya o kendi takdiri zihel herhangi bir kişiye bu kadar ayrıca bu davranabilir mi? Eğer davranırsa bizim ona göre... Yani onun... Ona bırakılmış, ona tahsis edilmiş bir şey ise, onun hareket sahasında ise örtülü ödenek diyor mesela. Veya başka bütçeler. Evet. Ha, ihaleler başka. İhale iş yapımı, bu ganimet paylaşımından bahsediyoruz. Fe'in dağıtımından bahsediyoruz. İhale dediğiniz bir iş sahası, belli yeterlilikler, belli ödevler, belli sorumluluklar, o ayrı bir şey. Yani bunu Resulullah'a ihaledeki benzerliği kurmak için şeye dönmemiz lazım. O gün için ne vardı mesela? Zekat memurluğu vardı. Resulullah'ın zekat memurluklarını mesela böyle işte akrabaya şuna buna vermesi gibi düşünün mesela. Halbuki tam tersiydi. Akrabalarından bu göreve talipli olanlara böyle bir iş vermedi. Tamamıyla uzak tuttu onları buradan. Kendi, ki bunlar da akrabası değildi, bu kimseler de yani akrabalıktan ötürü değil, kritik konumlara sahip olmaları, kendi kavimleri üzerinde etkili olmaları dolayısıyla bir kişinin gözünü doyurup kalabalığını şey yaptı. Bugün için nasıl benzetilebilir? Atıyorum diyelim ki bir yörede, Marmara bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde, daha ziyade aşiretleşme Güneydoğu'da var, orada daha düşünülebilir. Diyelim ki o bölgedeki adam, o topluluğun, o milletin, o kalabalığın, o aşiretin, o kabilenin veya o cemaatin her neyse liderinin gözünü doyuruyor, ona belli şeyler veriyor ve o bölgedeki riskli hareketliliği, yani o diyelim aşiret terörize olacak. Bunu önleyebiliyorsa bu stratejik bir adımdır. Bunu yani devlet başkanı, devletin başındaki kimse halkın umumunun selametini düşünmek zorunda. Diğer türlü harp açtığında da zaten dünya kadar bütçe harcayacak. Ama eğer bu adam, bu aşiretin başındaki kişi niye öteki tarafı doğuya kayıyor? Belli ki ona bir şeyler teklif ediyorlar. Bunu siz kendinize bağlayın. Bize bağlayın diye ona belli şeyler, ulufeler verse, bu tür şeyler, yoksa sizin bahsettiğiniz şahsi etrafını, çevresini bundan yedirmesi, bu yolsuzluğa girer. Bu hukusu, yani oradaki niyeti de sorgulanır, oradaki yaptığı şey de sorgulanır. Biz şimdi tarih arka planını çevirdikten sonra bugün buradan baktığımızda Resulullah'ınki nasıl aklıyorsak, bunları da aklayabiliyorsanız sorun yok. Yani stratejinin gizliliği, esprisi ortadan kalktıktan sonra anlatıldığında helal olsun, güzel bir şey yapmış, vatanın, milletin iyiliği için yapmış denilebiliyorsa bırakın o bütçeyi kullansın tabii ki. Ama yok, hiç vatanın, milletin iyiliği için değil, kendi yeğenini doyurmuş, ondan sonra çevresini zengin etmiş, milletin parasını çevresine akıtmış,
deniliyorsa bu da suistimal olur, kötü istimal olur. Ben şunu anlayabiliyorum, bu yetkinin kötüye kullanılabileceğinden endişe ediyorsunuz. Ama her yetkinin kötüye kullanılabilirliği var. İdarecinin eline de bundan en fazlası geçiyor, bunu kabul etmek lazım. İdareciye yetki devretmeden idarecilik yapsın demek de mantık kurallarını ihlal olur. Yetkileri devredeceğiz ki o da idare etsin, yoksa nasıl idare edecek? Ama ne olur, belli bir denetim ile bir süre sonra beğenmediniz, azledersiniz. Bizim İslam geleneğimizde en yapmadığımız, yapamadığımız, bence eksik kalan şey azletmeyi becerememişiz. Hazreti Osman'ı azletmeye kalkmışlar, onu da becerememişler, azledelim derken katletmişler. Yani halbuki kolektif akıl müminlerin ve emruhum şura beynehum, kolektif akıl devreye girip görevlendirdiği gibi görevinden bir süre sonra alabilmeliydi. Gerek yaşlılık sebebiyle olabilir, yani insan ölene kadar devlet yönetemez. Ondan sonra, ama bizde öyle olmamış, halife oldu mu ölene kadar gibi. Bunu nasıl biat ile görevlendirebilmişlerse, keşke süreyle de sınavlandırabilirlerdi. İşte o zaman mükemmel olurdu. Yetkiyi topladık, yetkiyi geri aldık. Aslında Selçuk Hocam bugün haftada azledelim. Evet. Onun da suistimali var. Halk da onu suistimal edebilir. Yani adil bir idareciyi de bu sefer hani nahak yere görevinden azledebilir. Diyeceksiniz ki bu suistimal nedir ki her yerde canımızı yakıyor? Ya bu suistimal dediğiniz bu dünyanın en temel kodu. Yani buraya Allah Azze ve Celle bizi suistimalde bulunacakları deşifre etmek için göndermiş. Dolayısıyla burada hangi adım varsa hemen alternatifinde suistimal adımı vardır. Hangi iyilik bir şey varsa Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪يٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّ اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَتِهِ. İyileri, normal kimseleri, kötüler hepsini bırakın. Nebileri, rasulleri şöyle iyi bir niyette bulunsun, şunu yapayım diye hemen şeytan gelip ümniyesine alternatifini koymuştur. O su kötü olanı, ihtimali, seçeneği açmıştır ki kötülüğe yenilecek bir tarafı varsa yönelsin. Yok, buna rağmen iyilikte sebat etmek istiyorsa işte onlar salih kimseler. Dolayısıyla bunlar olacak. Bu düzen yıkılacak, öteki düzen kurulacak. İyiler, iyi idareciler gelecek, halkından kötü muamele görecek Hazreti Ömer gibi. Kötü idareciler gelecek, iyi halkına kötü muamelede bulunacak. Öyle, o tilkel eyyâmunu dâviluhâ beynen nâs. Bu günleri biz insanlar arasında çevirip duracağız diyor Cenab-ı Hak. وَلْيَعْلَمَ اللّٰهُ amenu minkum, iman edenleri, sadıkları, kafirleri, sabredenleri, Allah Azze ve Celle bunları bilip ortaya çıkarması için bu düzeni kurmuş. Zikru iqsamil Mustafa ala muhabbetihil ansara. 3586, buyurun. Hicret olmayaydı, hicret edenler müstesna demiyor da, hicret olmayaydı ben de ensardan olmak isterdim diyor. Demek ki hicret, muhacir olmak Resulullah'a daha hoş gelmiş. Evet, onu demek ki daha ileri derecede bulunuyor, ensar olmaktansa muhacir olmak daha iyi, bir adım önde demek. He? Bundan önce bakalım. Demek ki Resulullah belki şöyle bir strateji kurdu. Resulullah ensarın içinde kaldığı için onları önceledi belki. 3586. Zikru dua el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bil mağfireti lil ensari ve li ebnaihim. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mağfiret duası ensar için ve çocukları için.
3586. Akhbarana Abu Quraysh Muhammad ibn Cuma'at el-Asam. Bize Abu Quraysh Muhammed bin Cuma'at el-Asam haber verdi. Haddathana Amr ibn Ali el-Felasu veya el-Fellasu. Bize Amr bin Ali el-Felas anlattı. Haddathana Yazid ibn Zurayyin. Bize Yazid bin Zurayya anlattı. An Sa'idin, o da Sa'id'den. An Katadata, o da Katade'den. An Enes'in, o da Enes'ten. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini. Allahum mağfir lil ansari. Allahum ensara mağfiret eyle. Ve li ebnâil ansari. Ensarın çocuklarına da mağfiret eyle. وَلِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ Ensarın çocuklarının çocuklarına da mağfiret eyle diye dua ettiğini duymuş Enes bin Malik radıyallahu anh. Hadis Buhari'de var, numarası 4623. Tefsir adlı bölümünde bab başlığı ise şu ayeti kerime. هُمُ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّ Onlar ki diyorlardı ki Resulullah'ın yanındakilere infak etmeyin ta ki dağılsınlar. Ayetini İmam Buhari bu babın başına koymuş. İçinde bu hadisi veya benzeri hadisleri veriyor. Sıradaki hadisimiz 3587 nolu hadis. Zikru iqsamil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ala muhabbetihil ansara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensara duyduğu muhabbeti için kasem etmesi. 3587. Akhbarana Ebu Ya'la. Bize Ebu Ya'la haber verdi diyor İbn Hibban. Haddathana Abdul A'la ibn Hammadin. Bize Abdülala bin Hammad anlattı. Haddathana Mu'temir ibn Süleyman'a, bize Mu'temir bin Süleyman anlattı. Kale dedi ki, Semi'atu Humeyden, Humeydi işittim. Ve zekara ennehu semi'a Enes ibn Malik'in. Ve dile getirdi ki, ayrıca Enes bin Malik'i de işitmiş. Kale demiş ki, Haracan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem'a, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkıverdi. Zâte yevmin bir gün ve kad asaba ra'sehu başını bağlamış bir halde. Fetelakkathul ansaru ensar karşıladı kendisini dışarıda. Bi vucuhihim ve fityanihim gençleriyle ağır başlı adamlarıyla ileri gelenleriyle. Fekala bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ı görünce karşısında dedi ki وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun. İşte kasem ettiği yer burası, salat ve selam üzerine olsun. Demiş ki اِنِّي لَاُحِبُّكُمْ Ben sizi seviyorum. اِنَّ الْاَنْصَارَ قَدْ قَضَوُ الَّذ۪ي عَلَيْهِمْ Ensar üzerine düşeni yerine getirmiştir. وَبَقِيَ الَّذ۪ي عَلَيْكُمْ Dönüp muhacirlere de demiş ki artık size sizinki hala üzerinizde duruyor. Ensar üzerine düşeni yaptı. Siz de üzerinize düşeni yapın. فَاَحْسِنُوا اِلَى مُحْسِنِهِمْ İyilerine iyi davranın. وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِئِهِمْ Kötülerinden sarf-ı nazar edin diye öğüt vermiş. Bu hadis nerede varmış? Ne Buhari'de var ne de Müslim'de. Elbani hadisle ilgili sahih notunu düşmüş. Sırada yeni bir hadis 3588. Zikru dua il Mustafa. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dua etmesi. Bil mağfireti mağfiret için li nisa il ansari. Ensarın kadınlarına. وَلِي نِسَاءِ اَبْنَائِهِمْ Ve oğullarının kadınlarına diye böyle bir başlık var. Bu hadise de önümüzdeki ders başlarız.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.